Şimdi hiç bilmediğiniz bir evlilik hikayesinden bahsedeceğim. Biz işin içinden çıkamadık. İnşallah sevgili seyircilerimiz çıkarlar. Hemen kısaca özetlemek istiyorum. Betül 24 yaşında. 2013 yılında Ömer Akbulut'la bir evlilik yapıyor. Bu evlilik içerisinde iki kere boşanma davası açılıyor. Biri çekişmeliğe gidecekken boşanma kararlarından vazgeçiyorlar, davalarını geri çekiyorlar. Sonra bir daha eşi diyor ki gel anlaşmalı olarak seninle boşanalım diyor. Ama maalesef ki anlaşmalı boşanmayı da beceremiyorlar. Arada bir ayrılık olduğu için değil, Betül'ün iddiası şu, o anlaşmalı boşanmada eşimle aramda büyük bir aşk olduğu için biz ondan da vazgeçtik. 6 yıllık bir evlilik var. Bu evlilikte bir tane evladım var. Evet. 2014 doğumlu. Evet. Allah bağışlasın. Tamam. Yıllardır 8 aylık beraber yaşadığınız bir aile ortamı var. Bu evet. 6 yılda. Evet. Dikkatli dinleyin. 6 yılda 8 ay beraber yaşadıkları bir ortam var. Onun haricinde sürekli ilişkide bir git gel var. Bugün Betül iki kere boşanmaya çalıştı ya da boşanmak istediği eşinden 3 aylık hamile olarak karşımızda. Fakat eşi bu arada şu anda dini nikahlı olarak başka biriyle beraber. O evlilikten de 2 çocuğu var. Hikayenin başından sonuna kadar Betül anlatacak. Karmakarışık bir hikaye. Yani sen resmi nikahlı eşsin. Zehra Hanım dini nikahlı beraberlik yaşıyor. Evet. Onun 2 çocuğu var. Evet. Sen resmi nikahlı eşi olarak 2. çocuğunu karnında taşıyorsun. Evet. Ortada bir adam var. Nasıl bir evlilik bu kadar çıkmaza sokulur? Bize en başından anlat. Yani şöyle söyleyeyim. 16 yaşından beri tanıdığım, çok sevdiğim, hani hayatımı onun ellerine koyduğum bir adamdı. Şartsız kayıtsız onu tercih etti. Okul hayatımı bıraktım. Ve gerçekten ailelerimize karşı gelmişti. Yani benim ailem, onun ailesi. Benim ailem okuduğum için hani lise döneminde denk gelmişti, karşı geldi. O taraf annesi Sevim Akbulut karşı geldi, istemedi beni. Ama öyle böyle derken biz evlendik. 2 yılın sonunda evlendik. Mutluydum yani, seviyordum, o da seviyordu. O da çünkü çaba gösterdi. Evlenmek için bir sürü beraber... Yani her şeyi yaptık biz Esra abla. Yani bunu yapacağını hiç düşünmüyordum. Belli zaten her şeyi yaptınız da. Yani bir tek evli kalmayı başaramamışlar. Evet. Evet. Sonrasında ben evlendim. 2 aylık evli ve 1,5 aylık hamileydim. Kaynanam Sevim Akbul tarafından evden çıkarıldım. Niye? Gayet mutlusun. Şöyle söyleyeyim, benim halam vefat etti. Oraya ziyarete gitmiştim, annemlere. 7 gün orada kaldım. Sonrasında iftira attı bana. Beni bir gün aradı, dönüş yapacağım gün. Dedi ki, demiş ki eşime, yani bana hakaret etti, işte küfretti vesaire. Halbuki öyle bir şey yoktu. Benim annemin bulunduğu yerde konfeksiyon dükkanları vardı. Para almaya gitmiştim, taksi parası. Onlar da tevafuk aramışlar evi. Benim o evde olduğumu öğrenmemişler. Kaynanam aradı. Sesimi eşime dinletiyor. Ben de anladım, eşim dinliyor ve çok kızıyordu hani o tarafa gitmeme. Ben çok detaylara girmeni istemiyorum. Yani parça parça. 2 aylık hamilesin. O 2 aylık evlilikte bir anda annenin yanında yaşamaya başlıyorsun. Evet, çünkü bir anda evim yani yıkıldı resmen, dağıldı işte. Kaynım iftira attı, ben burada kaldım, annemde kaldım. Biraz hani sakinleşmelerini bekledim. O süre zarfında 10 gün içerisinde bir haber geldi, eşyalarınızı alın, biz de kendi eşyalarımızı alacağız, evi kapatıyoruz diyerekten. Ve ben hamileliğimin sonuna kadar ailemle yaşadım zaten ve hiçbir şekilde aramadılar, sormadılar. Eşinle, yani o çok sevdiğin eşinle ilişkin nasıl? Ailesiyle problem misin ama? Evet, eşimle tabii ki o zaman da onunla 2 aylık dönemde, yani 2 aylık evliliğimden sonra 2 aylık süreçte de biz yine didişmeliydik. Çünkü aldırmamı istiyorlardı Minat Bulut'u, çocuğumu. Ben karşı çıkmıştım. Sonra 4. ayıma geldiğimde eşimle biz barıştık. Yine gizli gizli görüşmeye başladık. Hastanelere gidiyoruz, geliyoruz vesaire. 9. ayıma kadar annemde kaldım. Doğum yaptım. Hastaneye geldiler ve aldılar, götürdüler. Bu Kim sefer de götürdüler? Beni ve kızımı. Evet. Betül Hanım, bu kavga olayında dert var mıydı?
Darp var mı? Darp olmasın diyerekten ben o tarafa gitmedim o gün. Bir hafta 10 gün geçsin dedim. Hani sakinleşsinler. Tepki aldım. Ama bir darp raporu olduğunu ve eşinizin bu konuda bir ceza aldığını iddia etmişsiniz. Sonraki süreçti o. Bir darp oldu. Yani bütün hikayeyi dinleyip ondan sonra aralara girmek istiyorum ben senden dinlemek için. Bu sefer oldu, evet, barıştınız doğru, barıştık, siz. Evet. Eşinle beraber yeniden yuvanızda yaşamaya başladınız. Evet. Evet, yani eşimin annesi, babası ve kardeşiyle beraber yaşadık. 6 ay kadar yine durdum. Beraber durduk. Zorlu bir süreçti benim için. Çünkü yine devreye kaynanam girdi. Senin iddian bu yönde. Evet. Evet. Bağlanmalarını da çok istiyorum. Kayınpederime alakalı bir şey diyemeyeceğim. Çünkü onun hiçbir kötülüğünü görmedim bu süreçte. Tekrardan biz bir ayrılık yaşadık 6 aylık süreçte. Ben tekrar annemin evine geldim. Eşim o zaman madde kullandığını öğrendim ben. Madde bağımlı olduğunu. Söylememde sorun yoktur herhalde. Madde kullandığını öğrendim ve kayınpederime şey dedim. Yani temelden biz bazı şeyleri düzeltelim, tedavi ettirelim, hastaneye yatıralım. Ben dedim burada da yaşayamıyorum, kaynanamla sıkıntım var dedim. Önce eşimi tedavi ettireyim, sonrasında dedim ayrı bir eve çıkalım. Her şey dedim düzelsin, sorunlar kalksın. Kayınpederim kabul etmedi. Yani ben de Dursun Akbulut'un olaydı, tedavi olamaz dedi. Ret verdi benim cevabımı. Sen yine 6 aylık bebeğini aldın, annem tabii evine anneme geldim. Tabii anneme geldim. O süreçte boşanma davası açtım. Hani ilk torun ya, ve çok seviyorlar o zamanlar vesaire. Göze almazlar diye düşündüm. Hani amacım kocamı tedavi ettirebilmek ama belki de gözdağı vermek için de. Hani çok açıkça söylüyorum. Bir şeyleri toparlayabilmek, donarabilmekti. O boşanma davam 2014'te 716 numaralı davam o zaman açıldı. Üçüncü mahkemeye kadar da sürdü. Üçüncü mahkemem Haziran 2'siydi yanlış hatırlamıyorsam. O Haziran'dan bir 15-20 gün sonra eşimin başka bir kadınla kaçtığını duydum. Eşinin başka bir kadına kaçtığını evet, duydum. Evet, bana böyle söyledi. Niye kaçıyor? Kaçtı denildiği için kaçtı diye biliyorum. Yani normalde bizde kızlar kaçar da o yüzden. İşte hep ikisi beraber kaçtığını duydum. Bana böyle bir bilgi geldi. Bu bilgiden sonra o kadın da kayınvalidenin oturduğu yerde oturuyordu. Şimdi Betül, senin bana anlattığında şöyleydi. Sen bu boşanma davasını açıyorsun ama yani evet, seninle yaptığımız o görüşmede, mülakatta davayı açıyorsun ama sadece gözdağı vermek için, ama bu arada eşinle yine görüşmeye devam tabii, ediyorsun. Tabii görüşüyoruz yani tabii. Yani aradaki duygusal ilişkinizin devam ettiğini, bu boşanmanın sadece bir gözdağı olduğunu söyledin. Evet, o zaman zaman zarfında da görüşüyoruz ve hani ben hamileyi bilmiyorum. Eşim ve eşimin annesi görümcem biliyor. Ama biz yine görüşüyoruz. Biz tekrardan kendi çabalarımızla, o çalışıyor, ben çalışıyorum. Ayrı anneden babanın hariç bir ev kuracağız. Yani bizim niyetimiz, fikrimiz bu. Ben böyle biliyorum. Sen bu görüşmeleri yaparken bir anda eşin bir kadınla kaçıyor. Evet. Kaçtığı kişi yakınlarından biri mi? Yani akraba falan mı? Şöyle söyleyeyim. Ömer Akbulut'un amcası Vural Akbulut'un eşinin yeğeni olduğunu biliyorum. Tamam. Yani bir yakın akraba, akrabalık durumu var. Yani. Bu hanımefendiyle kaçıyor. Evet. Bir ilişki yaşamak için. Sen bunu öğrendin. Bunu öğrendim. Teyit etmek istedim çünkü inanamadım. Kesinlikle yani konduramadım. Zehra Karakum'un annesinin evine gittim. Orada kaldığını duyum aldığım için. Hani gerçekten böyle bir şey doğru mu değil mi vesaire öğrenmek istedim. Annesiyle karşılaştım, görüştüm. Tabii çok ağır bir travma yaşadım orada. Yani hiç hak etmediğim kelimeleri yaşadım. Duydum. Peki eşinle konuşmuyorsun, sen ne yapıyorsun? O süre arıyorum. Haberi duyuyorum. Oraya gidene kadar arıyorum, telefon açılmıyor. Kaynanam ve kayınpederim köyde olduğu için onlara da soramıyorum, gidemiyorum evlerine. Dedim ki en iyisiydim bari, çünkü biliyorum beni ayırmak için her şeyi yapıyorlar. Ben sorsam ki hani böyle bir şey var mı? Olmasa bile var derler yani. O yüzden annesinin evini buldum. Gülsefa Karakum'la karşılaştım. Orada bana çok acı kelimeler söyledi ve hayatımın bir 7-8 aylık dönemine mal oldu. Nasıl? Direkt karşısına aldı. Ben dedim Ömer Akbulut'un eşiyim dedim. Sizin dedim kızınız Zehra mı? Evet dedi. Ama yani resmi nikahlı dedi, eşim sizin tabii, kızınızla tabii, bir birliktelik yaşıyor. Doğru mu dedim? Evet doğru dedi çok rahat bir şekilde. Sen artık ondan boşanacaksın ve senin çocuğun babasız kalmak zorunda ve kalacak dedi. Bu sizin iddianız. Evet. Sonra akabinin de dayısı geldi, duymuş olayları 5 dakika sonra benim bulunduğum yere.
o yaş bana o kadar hani çok farklı şeyler söylüyor ki, yani o anda ağlıyorum ve kendimi savunamadım açıkçası. Yani artık bir yerde kaldım yani, çünkü idrak edemiyordum. Ve o travmayla hafıza kaybı yaşadım 7 ay. Aldatıldığın için mi? Yani hani çok şimdi, sevdiğini söylediğin eşinin başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrendiğin için mi? Hem o var, o anda öğreniyorum bunu. Akabininde hiç vakit kaybetmeden Zehra Karakum'un evine gidiyorum. Orada da bir bindirme geliyor bana. Yani olayları idrak etmeye çalışırken bir anda hani... Psikolojik olarak çok etkilendi. Tamamıyla etkilendi ve travma yaşadım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Bir gün sonra da Erenköy'de buldum kendimi. 7 aya yakında hafıza kaybı yaşadım ve çocuğumu bile hatırlamadım. Tedaviler gördüm. Ailem hastanede bırakmadı. Özel tedavi ettireceğini söyledi çünkü. Devlete de birçok kağıt imzalandı. Benim herhangi bir taşkınlığımda vesairesinde hani... böyle. Sergileyeceğin davranışlarda, evet, kontrol altında, altında olman için. Evet, annemde. Peki, evet. Yani tüm bu süreçler, eşinin seni aldattığını öğrendin, başka biriyle beraber olduğunu öğrendin. Ama bütün bunlar yaşansa, işte psikolojik rahatsızlık yaşadın ama yine gittin sen, eşin Ömer Akbulut'u affettin. Niye? Affetmedim. 2,5 sene